Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır burada video açılışı yapmıyordum. Aslında bugün dışarıda videoyu başlatmayı düşünüyordum ama hazır biraz vaktim kalmışken çekeyim dedim. Vaktim kalmışken diyorum çünkü aslında çok da vaktim kalmadı. Bugün Gizem'le birlikte Dolu Kadehi Ters Tut konserine gidiyoruz. Burada çekmek çok iyi bir fikir değildi galiba, çok sıcak oldu. Ben de gördüğünüz gibi giyecek hiçbir şey bulamayıp gene siyah crop giydim konsere giderken bile ve 1,5 saattir falan ne giyeceğimi bulmaya çalışıyorum. Sonuç bu ve altıma da dar kot giydim. Ama gün sonunda yine insan içine en çok sineni yapıyor. Neyse, aslında hazırlık kısmından başlatacaktım videoyu. Fakat dediğim gibi giyinme sürecim o kadar uzun sürdü ve o kadar fazla kıyafet giyip çıkardım ki hazırlanma kısmını çekemedim. Yoksa geç kalacaktım. Bu arada saçlarımı da fönletmedim. Kendim şöyle fönlü gibi yaptım ama hoşuma gitti. Siz de yorumlarınızı söyleyin lütfen. Son videomdan sonra da birkaç takipçi daha gelmiş. Yine 100 aboneye bile ulaşamadım ama yine de bir abone gelmesi bile beni gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Yine videoyu beğenirseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi konser detaylarına gelelim. Küçük Çiftlik Park'ta saat 9'da başlıyor konser. Aslında Gizem'in çok sevdiği bir grup Dolu Kadehi Ters Tut. Ben çok fazla dinlemiyorum. Şimdi büyük ihtimal aranızda çok gitmek isteyip gidemeyenler varsa bana sinir olacaktır ama yani isteyerek gidiyorum tabii ki. Şarkılarını da biliyorum ama bir Gizem kadar dinleyicisi değilim, yani öyle söyleyeyim. Gizem çok seviyor, çok isteyerek gidiyor. Zaten beni de o davet etti. O yüzden ben de onu kırmayıp eşlik etmek istedim. En son Novanor'da konserine gitmiştik bu arada Gizem'le ve 30 Eylül'de tekrar gidiyoruz. O günü de vloglamayı düşünüyorum. Bu kadar dedim, umarım yaparım yani, yoksa boşa gidecek. Biz biraz aslında erken buluşalım, hani ön taraflarda olalım diye konuşmuştuk ama zaten kapı açılışı 7.30'dan 6'ya alınmış. Aslında tam vaktinde gitmiş gibi bir şey olacak. Ben de birazdan çıkacağım. 5.45 vapuruna binmeyi düşünüyordum ama sanırım 6.15'e binebileceğim. Beşiktaş'tan Küçük Çiftlik Park'a geçeceğiz. Artık orada devam ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, şuraya bir yere sabitlerim diye düşünerek buraya oturdum ama böyle de kafam çıkmıyor. Şöyle yapalım. Normalde aç değildim ama acıkırım diye kaşar tost aldım. Vapurda şansıma boş olduğu için ben saat video çekebilirim diye düşündüm. Bu arada Beşiktaş vapuruna değil Kabataş'a bindik. Kabataş iskelesinden Küçük Çiftlik Park yürüyerek 5-10 dakika sürüyor. Beşiktaş da yakın ama Kabataş da yakın olduğu için öyle yaptık. Gizem de Üsküdar'dan biniyor. Şimdi geçiyoruz bakalım. Piş buldum diye sevindim biraz önce arkadaşlar. Telefonu şarja takacaktım. Ama boşa sevinmişim çünkü fişler çalışmıyor. Aslında şarjım var ama ne olur ne olmaz şarj edecektim. Çünkü hem kameraya çekiyorum hem normal kullanıyorum. Hepsini telefondan yaptığım için ben şarjım çabuk bitiyor. Bakalım.
bambaşka. Çok farklı bir deneyim yaşamaya geldik buraya hepimiz. Şimdi bu deneyimden bahsedecek sevgili Pop Türce. Sen çok teşekkür ederiz hepinize. Çok tatlısınız. Çok güzel görünüyorsunuz öncelikle. Ocu'cum hoş geldin. Sen nasılsın tatlış? Çok heyecanlıyım. Sizi buradan böyle görmek çok güzel. Seni de burada böyle görmek evet, çok güzel. Hoş geldin. Ben inanamıyorum şu an aynı sahnede olduğumuza yani. Dinleyeceksiniz bugün. Ve ilk kez bugün bu ilk oylamamızın sonuçlarını görmek için dilerseniz online oylamamızın sonucunu göreceğiz. Sorumuz da neydi? Islansın şarkısının. Rock mı çalalım yoksa bossa nova mı çalalım diye sormuştuk size. Bu sosyal medyanızda oylanmıştı. Bugün hep birlikte bu ilk oylamamızın sonuçlarını göreceğiz. Eğer hazırsa bir bakalım. Islansın şarkısı sizin tarafınızda hangi tarzda seçilmiş? Hep birlikte bir görelim. Ve %76 ile rock seçildi. Ve şimdi Oji Tut ıslatsın rock versiyonu geliyor. Let's go. Islansın sabaha kadar alivansın bir dansın. Durmaz duramam imkansız. Bu gece imkansız. Öncelikle hepinize bu şarkıyı böyle çalmamıza fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Süpersiniz. Birkaç şarkı daha sorduk size nasıl çalalım diye. Onlardan bir tanesi de Madem'di. Yine sosyal medyadan sorduk. Regi mi çalalım? Söylemesi lazım. Süper. Halk kararını verdi o zaman. Regi çalalım. Elektronik mi çalsak? Yoksa Alaturka mı çalsak? Bakalım neyi seçmişsiniz? Akustik en sevdiğim sayıdır bu arada. 26'dan sonra. O zaman... Çalsak dedik. Bakalım siz ne dediniz? Çak Doğan yönetiminde Vokal Akademi Pop Jazz Korosu'nu sahneye davet ediyoruz. Birlikte gitmeyi söyleyeceğiz. Ya, çok heyecanlandım. Bu gece galiba bir sürü ülke yaşayacağız ya. İnanılmaz. Kocaman alkışlarla seninle çıktım. Değil mi? Yani hiç daha önce bu kadar mavi bir renk görmedim. Ben hiç bu kadar maviyi bu kadar görmemiştim gerçekten. Bu kadar maviyi bir arada görmedik. O halde herkes en fikir gibi görünüyor Cici. Yani ben kırmızı da gördüm ama iyi. Mavi bayağı çoğunlukta gibi bir yerde için galiba 24 çalıyoruz. Evet, galiba 24 çalınıyor. Çocuğumuz ilk şarkı. Çok sevdiğimiz yüz grubun bir şarkısı. O da Serseri Mayın. Diğeri ise bir diğer sevdiğimiz şarkı Öpücük. Yoksa Öpücük mü çalsak dedik. Ben
Bileklerin nasıl çalıştığını herkes öğrendi zaten değil mi? Şöyle bir mesela bir kırmızı görebilir miyim herkesten? Süper. Bir de mavi göreyim. Emin olun. Sonra demeyin ki böyle böyle karıştı işler böyle. Tamam, süper. O zaman şöyle diyelim mi? Serseri oyun çalalım diyorsanız kırmızı, öpücük çalalım diyorsanız mavi. Uğran ben bayağı kırmızı görüyorum. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda mutfaktan videoyu devam ettiriyorum. Biraz alakasız bir geçiş oldu ama dün akşam şarjım çok az olduğu için videonun devamını çekemedim. Aslında zaten konser bitmişti, dönüş kısmını çekemedim. Hatta Gizem'in konser hakkındaki yorumlarını alacaktım, kendi yorumlarımı söyleyecektim ama şarjım 3'ken falan eve girdim yani. O yüzden çekmem mümkün olmadı, kusura bakmayın. Ben de o yüzden her zaman yaptığım gibi yapmayıp bu sefer kapanışta çekeyim dedim. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir konser geçirdim. Bu kadar paylaşmışken yorumumu da söylemek istedim. Öncelikle şuradan başlayayım. 3 şarkı değil en az 5-6 şarkısını falan biliyormuşum ben Dolu Kadehi Ters Tutun. Yani hiç de fena sayılmam bence. Ben de kendime şaşırdım. Tabii ki böyle hayranları ve sürekli dinleyenleri kadar hakim değildim şarkılarına ve ezberimde değildi. Ama buna rağmen çok eğlendim ve gerçekten hiç pişman olmadım. O yüzden buradan da tekrar Gizem'e çok teşekkür ederim. İyi ki beni davet etmiş ve iyi ki birlikte gitmişiz. Çünkü çok eğlendik. Zaten Gizem'le yan yana her şeyde biz eğleniyoruz ama böyle bir deneyim daha kendimize katmak çok güzel oldu. Size de tavsiyem dinliyorsanız zaten mutlaka bir fırsatınız olduğunda umarım gidebilirsiniz. Dinlemiyorsanız da şans verin ve dinleyin derim. Gerçekten şarkıları çok güzel, sesleri çok güzel, canlı söylediklerinde de sesleri çok güzel. Ben bunun önemli olması gereken ve çok güzel bir özellik olduğunu düşünenlerdenim. Bu konserin farkına gelecek olursak zaten çektiğim kısımlarda biraz
telif yememek adına müziklerden çok ara kısımları çekmeye çalıştım ben. O yüzden tamamını yansıtamamış olabilirim. Bir yandan bu daha iyi olduğunu düşünüyorum. Size de deneyimleyecek bir şey kalmış olsun yani. Konsere gittiğinizde o anın büyüsüyle o şarkıları dinlemek çok daha farklı oluyor. O yüzden zaten hepsini çekmekten ya da videolardan izlemektense kesinlikle yüzde gitmenizi tavsiye ederim. Tabii ki herkesin böyle bir fırsatı olamayabiliyor. Maddi manevi, yani aynı şehirde olamayabiliyorsunuz ya da o şehirde konser oluyor, siz o şehirde olamayabiliyorsunuz vesaire. Mekan uymuyor, saat uymuyor. Bunların hepsini biz de yaşadığımız için çok iyi anlıyorum. O yüzden fırsatınız ve imkanınız olursa umarım istediğiniz grubun, istediğiniz sanatçının konserine, etkinliğine vesairesine katılabilirsiniz umarım. Bu videonun dileği de bu olsun. Videoyu izlediyseniz ve gerçekten beğenip keyif aldıysanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu konsere geldiyseniz ya da başka Dolu Kadehi Ters Tut konserlerine gittiyseniz yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Video ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Elimden geldiğince hem eğlenip hem de size yansıtmaya çalıştım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Son olarak çok uzattım. Yorumuma gelecek olursak da arkadaşlar, bu yeni konsept, denemeye çalıştıkları konsept bence çok güzel olmuş. Şarkıları siz oynuyorsunuz hem konser anında hem de konser öncesinde sosyal medyadan oynamalar yapmışlar. Kesinlikle değişik, farklı, orijinal ve güzel olduğunu düşünüyorum. Fakat tek olumsuza dönük eleştirim şu olabilir. Bir şarkı seçilip yüksek oy aldığında diğerinin söylenmemesi bence hoş olmadı. Gizem de bana katılacaktır büyük bir ihtimal. Çünkü özellikle hani benden daha fazla bu grubun gerçekten hayranı olup tüm şarkılarını dinlemek isteyenler için söylüyorum bunu. Çok sevdikleri şarkıları dinleyememiş oldular canlı bir şekilde. Onun bir tık kötü olduğunu düşünüyorum. Özellikle de her konserine gelme fırsatı olmayan, hani tek bir şansı olan insanlar için istedikleri şarkıyı dinlememek kötü olmuştur diye düşünüyorum. Bu benim nacizane yorumum tabii ki. Bundan bahsetmeden de geçemeyeceğim. Sürpriz konuk Athena'ydı ve gerçekten hiç beklemiyordum. Yani bir sürpriz konuk olacağını biliyorduk zaten, Gizem söylemişti bana da. Bir tanesi Ozbi'ydi zaten, Ozbi'yi biliyordum ama diğerini bilmiyorduk. Athena olmasını hiç beklemiyordum. Gerçekten çok şaşırdım, çok da sevindim. Onları izlediğime de çok güzeldi gerçekten. Ozbi'nin de sahnesi çok iyiydi. Yani bir şarkıyla yer aldı konserde ama çok çok iyiydi bence, güzeldi. Normal hayatımda çok Ozbi'yi de dinleyen bir insan değilim ama gerçekten hem şarkıyı çok beğendim hem performansını çok beğendim. O yüzden ona da şans verip dinleyeceğim açıkçası. Aranızda dinleyenler varsa zaten bana hatta kızıyorlardır da dinlemediğim için belki ama dinlemeyenler varsa da onlara da ben tavsiye etmiş olayım. Dinleyin derim. Aşağıya zaten Spotify hesabımı hep koyuyorum ben video açıklamasına ama bu videoda özellikle söylemek istedim ki oradan da benim dinlediğim tarz müziklere bakabilirsiniz. Benim tüm farklı kategorilerden dinlediğim şarkılar hep ayrı playlistlerde. Onlara bakabilirsiniz. Son olarak artık kapanışa geçeyim o zaman. Mutfakta konuştuğum için umarım sesim yankılanmamıştır. Şu anda burayı ayarlayabildim videoyu çekebilmek için. O yüzden bu şekilde kapanışı çektim. Umarım ses yankılanmamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.